Önceki videolarda benzenin bazı kriterlere uyduğu için aromatik olduğunu görmüştük. Benzende sürekli olarak örtüşen p orbitalleri halkası vardı. Aynı zamanda benzendeki 6 karbonun her birinde çift bağ vardı. Yani bu 6 karbonun her biri sp2 hibritleşmiştir ki bu da her bir karbonun serbest p orbitali olduğu anlamına gelir. Benzen düzlemsel bir molekül olduğu için bu p-orbitalleri birbirleriyle örtüşebilir ve böylece pi elektronları delokalize olabilir. Benzendeki pi elektronlarını sayalım. 2, 4, 6. 6 pi elektronu Hükel kuramına uymaktadır ki bu ikinci kriterimizdi. Hükel kuralına göre halkada 4n artı 2 sayıda pi elektronu olmalıdır. Bu durumda n 1'e eşittir. 4 çarpı 1 artı 2 bize 6'yı verir. Benzenin 6 pi elektronu var. Buradaki n 0, 1, 2, 3 veya diğer herhangi bir tam sayıya eşit olabilir. Buna hükel kuralı diyoruz. Bileşiğin aromatik olması için halkadaki pi elektronlarının sayısının hükel kuralına uyması gerekir. Şimdi piridin molekülüne bakalım. Piridin de benzene benziyor. Tek fark, piridinin halkasında bu karbonlardan bir tanesi yerine azot bulunmasıdır. Piridinin heterosiklik bir bileşik olduğunu söyleyebiliriz. Heterosiklik bileşik, halkasında heteroatom bulunduran bir siklik bileşiktir. Heteroatom, karbon olmayan herhangi bir atomdur. Yani azot, oksijen veya sülfür gibi bir şey. Heterosiklik bileşikler de aromatik olabilir. Şimdi piridini biraz daha detaylı bir şekilde analiz edelim. Burada piridin'in nokta yapısını görüyorsunuz. Piridin'in üzerindeki karbonlara bakarak başlayalım. 5 karbonu var. Her bir karbonun çift bağı var. Bu karbonlardan her biri sp2 hibritleşmiş. Yani her birinde serbest p orbitalleri var. Bu 5 karbondaki p orbitallerini şu şekilde çizelim. Azotu analiz edelim ve bu azot atomunun hibritleşmesini inceleyelim. Bunu en iyi şekilde azot atomunun sterik sayısını hesaplayarak yapabiliriz. Sterik sayı, sigma bağlarının ve ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayılarının toplamına eşittir. Sigma bağları burada iki tane. Azot üzerinde de bir adet ortaklanmamış elektron çifti olduğunu söyleyebiliriz. Sterik sayımı, sigma bağlarının sayısı yani 2, artı ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayısı yani 1'e eşittir. Sterik sayı 2 artı 1'den 3 çıkar. O halde bu azotun 3 hibrit orbiteli olmalıdır ve sp2 hibritleşmiştir. 3 adet sp2 hibritleşmiş orbiteli vardır. O zaman 1 adet p orbiteli vardır. Yani 1 adet hibritleşmemiş p orbiteli. Azot da sp2 hibritleşmiştir ve p orbitalini şöyle çizebiliriz. Piridindeki pi elektronlarının sayısına bakarsak 2, 4, 6 pi elektronu var. Hükel kuralına uyuyor. Piridin molekülünün sürekli örtüşen p orbitallerinden oluşan bir halka olduğunu görebiliyoruz. Bu p orbitalleri birbiriyle örtüşebilir ve pi elektronları halka boyunca delokalize olabilir. Her iki kritere de uyduğu için piridin aromatik bir moleküldür yani kararlılık özellikleri gösterir. Bu azot üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri sp2 hibritleşmiş bir orbitali doldurmaktadır. Bu azotun sp2 hibritleşmiş olduğunu söyledik. Ki bu da azotun 3 adet sp2 hibrit orbiteli olduğu anlamına gelir. Bu hibrit orbitallerinden biri bu karbonla bağ oluşturuyor. Diğeri de bununla bağ yapıyor. Diğer hibrit orbitalde aslında bu ortaklanmamış elektron çiftlerine sahip. Azottaki ortaklanmamış elektron çifti rezonansa katılmaz yani azotta lokalizedir. Yani piridin gördüğünüzde azotun ortaklanmamış elektron çifti rezonansa katılmaz. Çünkü onlar azotta lokalizedir. Ama mesela buradaki mor renkli elektronlar rezonansa katılır. Evet. Piridin'in aromatik olduğunu gördük. Şimdi piridine benzer başka bir örnek yapalım. Bu pirimidin. Bakalım pirimidin molekülünü tıpkı piridin gibi analiz edebilecek miyiz? Yine karbonlarımıza başlayalım. Bu karbonların her biri çift bağ yapmış. 4 karbonumuz var. Her biri sp2 hibritleşmiş. Her bir sp2 hibritleşmiş karbonları ve p orbitallerini çizelim. Piridindeki durumla birebir aynı olduğunu görebiliyoruz. Burada ve burada birer sigma bağı olduğunu ve ortaklanmamış elektron çiftlerini görebiliyoruz. Yine bu azotun sp2 hibritleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Buradaki pi elektronlarının rezonansa katılacağını görebiliyoruz. Bu azot sp2 hibritleşmiştir. Serbest p orbitalleri vardır. Bu mavi elektron çiftleri azot sp2 hibritleşmiş olduğu için sp2 hibritleşmiş orbiteli doldurur. Durum bu azotta da birebir aynıdır. Burada da bir sigma bağ var. Yine ortaklanmamış elektron çifti var. Aynı zamanda rezonansa katılan bazı elektronlarımız var. Bu azot da sp2 hibritleşmiştir bu azota p orbitali çizebiliriz. Bu da ortaklanmamış elektron çiftinin rezonansa katılmayacağı anlamına gelir. Bu elektron çifti sp2 hibritleşmiş orbitali dolduracaktır. Pirimidinde toplamda 6 pi elektronu mevcut. Bu 6 pi elektronu delokalize olacak. Çünkü p orbitalleri halkada birbiriyle örtüşüyor. Pirimidin de aromatiktir. Çünkü kriterleri karşılar. Bu azotların ortaklanmamış elektron çiftleri azotlarda lokalize olmuştur. Evet. Pirimidinin genel yapısı biyokimyada büyük önem taşır. Eğer biyokimya alanında çalışırsanız ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Bir örnek verelim. Bu DNA'da bulunan timin molekülü. Ders kitaplarında timinin bir pirimidin halkasına sahip olduğunu görürsünüz. Fakat ilk bakışta bu gözünüze çarpmaz. Timindeki azotlara bakacak olursak, üstteki azotla başlayalım. Bu azotun 3 sigma bağı ve 1 ortaklanmamış elektron çifti olduğunu görebiliyoruz. 3 sigma bağı değil mi? Yani sterik sayısı 3 sigma bağı artı 1 ortaklanmamış elektron çiftinden 4 eder. Ki bu 4 hibrit orbital demektir. Bu da azotun sp3 hibritleşmiş olduğu anlamına gelir. Azot sp3 hibritleşmişse aromatikliğe katkıda bulunan bir p orbitali yoktur. Ama durum bu olmamalı. Yani burada pirimidin halkasını görebilmenin bir yolu olmalı. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bu azot aslında sp3 hibritleşmiş değil. Kendisinde lokalize olmayan bir ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Bu da timin molekülü için bir rezonans yapısı çizebileceğimiz anlamına geliyor. Tekrar edersek bu azot üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti önceki nokta yapıları örneklerinin aksine bu azotta lokalize değil. Bu elektronlar buraya gelerek azot ve karbon arasında bir pi bağı oluşturabilir. Bu da tabii ki bu elektronları oksijene doğru iter. Bir rezonans yapısı çizebiliriz. Azotu halkamıza yerleştirelim. Halkanın geri kalanını da bu şekilde çizelim. Bu elektron çifti azot ve karbon arasında çift bağ oluşturmak için geldiler. Üstteki oksijen ise iki ortaklanmamış elektron çifti vardı. Fakat bir tane daha edinerek eksi bir formal yük elde etti. Bu azot hala hidrojene bağlı. Şimdi molekülün geri kalanını çizebiliriz. İşte timinin rezonans yapısı. Rezonans yapısını çizdikten sonra azotu analiz edelim. Şimdi bu azotun sterik sayısını hesaplamak isteseydik bir sigma bağ görüyoruz. Burada ve burada da sigma bağlar var. Artık bu azotun etrafında ortaklanmamış elektron çiftleri yok. O zaman sterik sayı eşittir 3 artı 0 yani 3 olacak. Sterik sayı 3 olduğu için bu azotun sp2 hibritleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şimdi p orbitali var. Bu mor ortaklanmamış elektron çifti eskiden azottaydı ve o azotta lokalize değillerdi. Bu ortaklanmamış elektron çifti artık rezonansa katılabilir. Fakat hala kesin bir piramidin yapısı elde edemedik. O zaman başka bir rezonans yapısı çizebiliriz. Diğer azota bakıp bu azot üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftiyle tam olarak aynı şeyi yapabiliriz. İlk görüşte bu ortaklanmamış elektron çifti o azotta lokalize gibi görünür ama durum öyle değildir. Sebebi ise şimdi çizeceğimiz rezonans yapısı. Önceden yaptığımız şeyle neredeyse birebir aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi halkamızı çizelim. Halkamızda iki azotumuz var. Bu azot buradaki hidrojene bağlı. Ortaklanmamış elektron çifti buraya gelerek bir çift bağ, bir pi bağ oluşturur. Bu oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti vardı. Bir çifti daha aldı ve bu şekilde eksi bir formal yük edindi. Molekülün geri kalanını çizebiliriz. Çift bağ metil grubu. Burada negatif yüklü bir oksijen var. Eksi bir formal yük olacak. Burada azotumuz var, hidrojenimiz var. Çift bağı da unutmayalım. Şu taraftaki rezonans yapısındaki azota artı bir formal yük vermeyi unutmuşum. Onu da hemen ekleyeyim. Tabii ki burada da hala artı bir formal yük var. Bu azotta da artı bir formal yük var. Her iki azota da odaklanırsak bu azotun durumu üstteki azotla tam olarak aynı. Her ikisi de sp2 hibritleşmiş ve sterik sayıları 3. Her birinin p orbitalleri var. Her birinin p orbitali var. Bu halka boyunca delokalize olabilecek 6 pi elektronunu artık biraz daha iyi görebiliyoruz. Bu timin molekülünün pirimidin halkası içerdiği artık daha bariz. Böylelikle timin molekülü aromatiktir ve fazladan kararlı olma özelliği taşır diyebiliriz. Rezonans yapılarını çizmek, moleküldeki olası aromatiklik veya kararlılığı görmemize yardımcı olacaktır. Bu biyolojik aromatik heterosiklik bir molekül örneğiydi. Organik kimyada basit aromatiklik kavramlarını kullanarak biyokimya için önemli olan bu tür bileşikleri analiz edebiliriz.